Ticaret açığı artıyor dostlar şu anda Türkiye'nin en büyük problemi tek problemimiz bütün Türkiye'de enflasyon dış ticarete bağlı bu dış ticaret açığına bağlı hayat bağlılığı dış ticaret yüzünden bir açık veriyoruz bu açık yüzünden mal disiplini tutturma telaşı açık yüzünden bizim şu anda bu dış ticaret açığı ya bir kaşıntı var karaciğerden bir, bir türlü işte yaralar geçmiyor şeker karaciğerden ya böyle bir artık vücudumda zehirler eskisi gibi atılamıyor karaciğerden çok fazla yağ karaciğerden diye dediği vardır yani durum hep hep karaciğere bağlanır. O bu ülkede şu anda Türkiye'de hayat pahalılığı, marketlerin fiyatları, ev kiraları şunlar bunlar hep konuşuyoruz ya. Bunların hepsinin bağlandığı yer bu enflasyon falan. Bunların hepsinin bağlandığı yer neresi? Çok basit bir yer. Dış ticaret açığımız Evet Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülke ve giderek de büyüyor dış ticaret açığı ve çok sağlam büyüyor yani. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %8.3 artmış, ithalat da %10 artmış. Şey açıklıyor bunu TÜİK açıklıyor. Ticaret Bakanlığı da oradaki verileri sağlayıcısı tabii. Diyor ki üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2023-2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8.3 artmış ne güzel. 20 milyar 78 milyon dolar yapmışız yani ihracat süper. İthalat ne kadar? 32 milyar. Olmadı. Ve fark giderek artıyor. Bu şey gibi. Şimdi bizim evde biz dört nüfusuz. Anne var, baba var, iki tane de kardeş var, evlat var iki tane. Bu evin nüfusu kaç? Dört. Herkes kendini bir yere tutmuş. Diyor ki anne bu mutfaktaki olayların parasını ben alırım diyor. Mutfağın kapısında duruyor. Yedin içtin falan ne yaptıysan anneye para ödüyorsun. Öyle bir tanesi diyor ki bu evin güvenliğini bilmem neyini ben sağlarım eşyaların eşyalarını aldım bunlar benim mülkiyetimdedir bunun kirası. Ondan da ona şey yapıyorsun. Biri diyor ki ben çöpe atmaya gidiyorum. Biri diyor ki ben evin işini yapıyorum diyor. Herkes birbirine bu meselelerden dolayı para ödüyor. Bu dört kişilik ev kendi içinde bir ekonomi döndürüyor. Doğru mu? Hepsine ihtiyaç var. Hepsi lazım çok güzel bu ev sadece kendi içinde para döndürdüğü andan itibaren fakirleşmeye ve iflasa doğru gider Neden Çünkü o eve dışarıdan elektrik giriyor su giriyor annenin mutfakta sattığı meyve sebze dışarıdan giriyor pazardan satın alıyorlar Dolayısıyla o ev kendi arasında yaptığı alışverişi ekonomi üretme zannederse Eğer ve sürekli dışarıdan hiç para kazanmadan eldekini harcayarak idare etmeye çalışsa ne olur o ev borçlanmak zorunda kalır Çünkü dışarı ...dışarıdan elektrik, su, meyve, sebze alaması hale gelir. Bunları almaya devam etmesi için ne yapması lazım? Bu insanların e, borç bulması lazım. Borç bulmadan da o evi geçindiremezler. Bir süre sonra o evin içinde huzursuzluk başlar. Birbirlerinden para çalmaya başlarlar. Birbirlerinden kısıtlamaya başlarlar. Yani kayıt dışı ekonomi dönmeye başlar. Daha sonra birbirlerini dövmeye başlarlar. Birbirlerinden izin almadan bir şeyler almaya başlarlar. Yani hırsızlık başlar. Daha sonra... Başkası o eve göz koymuş olan başka biri bu evdeki karışıklık bu durumu fırsat bilip bu evin eşyalarını bana satsana der. Bir arkanı dönersin ki başka birisi gelmiş senin halını satmış. Ne oldu? Nasıl geçineceğiz? Başka türlü kavgaları çıkar. Bu evden eşyalar satılmaya başlanır. Millet birbirine girer. Polis çağrılır. Polis sürekli kapıya gelir. Kim kimi öldürdü diye. Evden birkaçı tutuklanır. Birkaçı mezara gider. O ev boş kalır. Gelir birisi o eve çöker. Bu evi şimdi ülke olarak düşünün. Evet. Fırıncı ekmek yaptı bana sattı. Perdici de gitti perde satın aldı. Perdici de ona perde sattı. Bu iç ticaret. Önemli hayatımıza devam etmemiz için ama asıl meselemiz ne? Bizim dışarıdan bu ülkenin içine para sokmamız lazım ki hayatımızı devam ettirebilelim. Ne yapıyoruz? Sıcak paraya ihtiyacımız oluyor. Neden? Aman sıcak para gelsin sıcak para. Niye? O evde durum kötü. O eve dışarıdan para lazım ki bir şeyler satın almaya devam edebilsin diye. Diyorum ki bizim yan komşuya bir şeyler satmamız, öbür apartmanlara da bir şeyler satmamız, para kazanmamız, onu da o evin içinde üretiyor olmamız lazım ki evi de devam ettirebilelim. Doğru mu? Aynen böyle bir şeydir bir ülkede ithalat ihracat dengesi. Bugün itibariyle Türkiye dünyaya 224 milyar dolarlık mal satıyor 362 milyar dolarlık mal ithal ediyor. Hop arada bir açık var. O açık gidiyor benden. Ben o açığı nasıl kapatacağım? Bir katma değer üretmem lazım, bir ekonomi üretmem lazım ve bunu dışarıya satmam lazım bunun adı ne ihracat? Şimdi kardeşim bu ihracat geçen sene icadı olmadı. Bu ihracat 10 yıl önce olmadı. Efendim Turgut Özal'la falan başlamadı. Bu ihracat Adnan Menderes'te başlamadı. Bu ihracat Osmanlı'dan beri vardı Osmanlı'da da başlamadı. Bu ihracat meselesi bir yerlerdeki kaynakların hareket ederek insanların ve ülkelerin para kazanma meselesi ülke dediğiniz şey bu dünyada kurulduğu günden beri var. Senin mesela İpek yolu dediğin kaç bin yıllık yol aslında bir ihracat yoludur. Ve hep yanlış anlaşılır. Çin'den ipek çıktı, bir noktaya kadar taşındı. O yola da ipek yolu dendi. Yok böyle bir şey. Kim söyledi bu bilgiyi? Kim yaydı bu bilgiyi? Bu bir zırva, bu bir yalan. İpek yolu dediğin şey sıradaki ülkelerin birbirine bir şey sattığı bir hatta deniyordu İpek yolu. O ona bir şey satıyor, o ondan bir şey satın alıyor, o ona veriyor, o ona, o ona, o ona, o ona. O ona. Ticaret dönüyor. Böyle olduğu için de ekonomi devam edebiliyor. Bu İpek yolunun öncesinde de var. Bu topraklarda Maraton Savaşı diye bir savaş oldu M.Ö. 250'de. Buradan geldi Helenler, buradan geldi Persliler Ahan'da bu Marmara bölgesinde ve Marmara'nın Karadeniz'e devam eden hattında Hatta ben size tam haritayı söyleyeyim. Samsun'dan tut böyle Samsun'dan getir şöyle aç. Marmara'yı getir. Bütün Marmara attı. Çanakkale ve Tekirdağ. Burada büyük bir savaş oldu. O savaşın adı Maraton Savaşı'ydı. Bunu felsefi olarak baktığında bu savaşa felsefe perspektifinde Avrupa'nın kuruluş savaşı. Geçiniz. Öyle bu arada geçiniz dediğim yani hakikaten öyle Avrupa o savaşta kuruldu. Avrupa fikrini kendine referans oraya alıyor bugün onu. Bu başka bir şey. Bunun felsefe ve tarih boyutu. Savaşta niye savaştı Pers'lerle yani İranlılar, Helen'lerle yani Yunanlılar şimdiki. Bunlar niye savaştılar? Ticaret yüzünden. Ne ticareti? İhracat yüzünden. Ne ihracatı? Karadeniz Ticaret Yolları Savaşı. Bu savaşın adı Karadeniz Ticaret Yolları Savaşı. Milattan önceden bahsediyoruz. Konu ihracattı. İhracat büyük meseledir. İhracat temel meseledir. Ve bir numaralı vatanseverlik ithal mal almamak. Bir şey üretirken de ithal mal kullanmamaktır. Efendim o zaman devlet ithalatı yasaklasın. Olmaz öyle bir şey. İthalatı yasakladığın andan itibaren senin ihracatın yasaklanır. İthalatı yasaklayarak koy yaptığın 3 liralık karı burada ihracatında 13 lira zarar edersin. O zaman ne diyecek devlet? Mal satabilmek için ithalat da ihracat da serbest diyecek ama ben fert olarak bir patron, bir fabrikatör, bir otobüs şoförü, bir işçi, bir ev hanımı, bir anne, bir öğretmen, bir asker olarak diyeceğim ki bunun ithalini kullanmayalım. Asker diyecek ki neden ithal füze atıyoruz, neden ithal mermi atıyoruz diyecek mesela. Bak dediler ne oldu, değil mi savunma sanayi? Aynen böyle işte. Fabrikadaki adam da üretim yapıyor ya fabrikatörüm benim, tekstilcim. Neden bu ipeği şey ipliği, neden bu kumaşı Çin'den alıyoruz diye dert edinmesi lazım. Dert edinir mi? Edinmez. Ne diyor? Çin'de daha ucuz. Çin'den bunu alamazsam yapmam yapamam diyor. Ama aslında onun dert edilmesi lazım. O o ipliği Çin'den almayı kendine zul görecek. İpliği Çin'den satın almayı vatan hainliği sayacak. İpliği Çin'den kumaşı gidip Çin'den almayı diyecek ki bu ülkeyi batırmaktır. Bu ülkeye zarar vermektir. E ama yok o kadar pamuk. O zaman gidecek yalvaracak pamuk yapın diye. Efendim ekiyoruz pamuk ama olmuyor. Neden olmuyor? Senin pamuğundaki lif oranın 1456 kiloda 184 kilogram gibi bir düşük lif oranıyla pamuk üretiyorsun. Allah Allah neden böyle diye. Tarım Bakanı dertlenecek buna. Öbürü dertlenecek. Çiftçi dertlenecek. Siyasetçi. Neden benim pamuğumdaki lif oranı yüksek değil? Neden bundan daha ucuza iplik ve daha kolay daha hızlı büyük iplik yapamıyorum diye dertlenecek. Tarım Bakanı kara kara düşünecek. Uykuları kaçacak. Mahvolacak. Vatan hainliğidir bu diyecek. Hemen onunla uğraşılacak. Neden bu böyle yapılıyor? Diyecek. Bak ta oralardan itibaren o fabrikatör diyecek ki almak istemiyorum Çin'den iplik. Bunu buralarda üretmek istiyorum, ben bu kumaşı Çin'den almak istemiyorum, burada üretmek istiyorum. Bu boyayı niye buradan alıyoruz, bu lisansı niye buradan alıyoruz diyecek. Öyle bir tekstil kuracaksın ama bu makinede da aynı ama bu tarımda da aynı ama bu hayatta da aynı. Gittiğim zaman yani bunun elektrik süpürgesi almaya gittiğim zaman bu ithal mi yerli mi? Valla bunun yerlisi yok abla tamam en az ithal olan hangisi ne bileyim ben diyecek almayacak o almadı 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 satış temsilcileri dönecekler diyecekler ki ya o tezgahı satamıyoruz artık bazı şeyleri niye hangisi ne kadar ithal ne kadar yerli gibi bir oran soruyor müşteri bilemiyoruz bunu bak ondan sonra onu öğrenmeye çalışacak. Sonra üretici diyecek ki ya bu böyle bir hassasiyet var. Yüzde elli oranında yerli yüzde ellisi ithalat. Öbürü diyecek ki bende yüzde kırk ithalat. O bu yüzde kırkmış. Bu daha az. Yüzde yüz yerlisini bulamayacağın bir sürü şey var çünkü hayatta. O zaman daha az ithal edile. Böyle 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 böyle. Bu, peki bunu şu anda devlet işte buna ne yapıyor? Dış ticaret açığı Temmuz ayında ne kadar artmış? Yüzde on dört Hemen düzeltmemiz lazım. Neyle düzelteceğiz? İç talebin yavaşlatmak zorundayız. Yani bir yıldır hatta şu an itibariyle 14 aydır. Yalvar yakar söylediğim bir şey var. Hep aynı şeyi söylüyorsun tekrar ediyorsun diye kızıyorlar bana. Olsun kızsınlar bir daha söyleyelim almayın. Ne olur taksitle bir şey satın almayın. Borca girmeyin. Kredi kartı kullanmayın. Döviz borcu almayın. Tüketici kredisi denilen şeyi almayın. Allah rızası için almayın. Neden almayın? Bir tane problemimiz var. Şimdi ne diyor bakın şey Bakan Mehmet Şimşek çok haklı bir şey söylüyor. Bugün diyor Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum diyor. Evet bankalar bir 1, 1 milyar dolarlık kredi paketi devreye aldılar. Sadece ihracat yapacak bir şey üretecek olanlar için. Hani diyorduk ya selektif kredi selektif kredi diye. Kalıcı refah artı için ihracatı öncelendirmeye devam edeceğiz diyor Mehmet Şimşek. Ne güzel. Evet. İhracat önceliklidir. Hatta ihracat tek ticarettir. İhracattan başka ticaret yoktur. İçeride birbirimize sattığımız şeylerin adı birbirimizin ihtiyacını tatmin etmektir. Başka hiçbir şey değildir. Orada kar olmaz, orada kazanç olmaz. Ticaret öyle bir şey değildir. Biz birbirimize ekmek satarken, perde satarken, birbirimizi bir yerden bir yere taşırken, bir iş yaparken birbirimize yardımcı oluyoruz oluyoruz. Neden? Fırıncının ekmeği satarken ki motivasyonu şu olacak. Al bunu ye de yarın doğru düzgün ihracat yap. Gel ben seni hızlıca taşıyayım da ihracatına devam edebil. Gel öğretmenim ben de sana bu maaşı vereyim ki sen de ihracatçı çocuklar yetiştir. Hep aslında motivasyon o. Yani içeride birbirimize sattığımız şey de ticaret değil. Hadi bakalım ihracatı arttırmamız lazım diyerek ekmek üretecek. Bu ekmek ihracata iyi geliyor. Bunu bu ekmeği yiyen daha çok ihracat yapıyor diyecek şekilde ekmeğin bile öyle yapılması lazım. Niye? Çünkü ihracat yapmıyorsan bir sıkıntı vardır. Herkesin ihracat için motive olması lazım. Ya ihracat yapmamız lazım, ya ihracat yapanlara çalışmamız lazım ya da ihracat yapanlara destek olmamız lazım. Ama konumuz hep ihracat olmalı. Yoksa bak makas giderek artıyor. Sattığının %50'si kadar fazlasını satın alıyorsun. Burada makas açıldıkça evi anlattım ya evi ev gibi olacağız bütün ülke bir gün. Şimdi i̇şte bu böyle olmasın diye tamam ihracatı arttırıp ithalatı azaltacağız ya. Bak devlet ne yapıyor? İthalatı azaltmak için. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşümüz hız, hız kazanacak çok güzel. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz diyor. Ha niye iç talebin gerçekten yavaşlaması lazım gerçekten? Bu Piyasadan TL'nin çekilmesi lazım gerçekten. Parasal sıkılaşma olması lazım gerçekten. Çünkü neden? Çok doğal bir prensip var. Bütün evrenin, gezegenlerin, yıldızların, dünyanın tabi olduğu bir şey ekonomide. Ne o? Yani Mars'a da gitsen aynı ekonomi kuralı olacak. Yeni bir galakside yeni bir imparatorluk kursak, jump yapsak artık zıplıyoruz. Bilmem kaç bin güneş yılı öteye gittik ve orada yeni bir imparatorluk yeni bir medeniyet kurduk. Her şeyi sıfırdan başladık. Her şey yeniden uyduruldu. Orada bile geçerli olacak bir der kural var. Az olan şey değerlidir. Az olan şey nadirleştikçe değerlenir. Çok olan şey çoğaldıkça değersizleşir. <laughs> tamam. Ne yapacağız o zaman? TL'yi azaltmamız lazım. TL'nin yeniden değer kazanabilmesi, satın alınma gücü altı. O zaman ne yapmamız lazım? TL'yi piyasadan çekmemiz lazım. TL'yi piyasadan neyle çekeriz? Vergi koyarız. <laughs> Yapma alışveriş diye. Başka faiz koyarız. Niye harcama o parayı? Faiz veriyorlar şimdi mesela. Ne diye faiz ve Harcama diyor o parayı. Harcama onu. Onu ayır demeye çalışıyor aslında yapmaya çalıştıkları her adımda her şeyde yapmaya çalıştıkları şey enstrüman olarak bu harcama 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 alma 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 dur her de ithal bir şey var çünkü ihracatın bile ithalata dayalı ihracat ya kurban olayım ya alma diyor aslında o yüzden diyor ki iç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz diyor girelim çok önemli firmalarımızın üzerinize düşen ise ihracatı öncelendirmek diyor Mehmet Şimşek bu kadar evet ne olur iç talep düşsün ne olur ihracat artsın ve ne olur bu ihracat ithalata dayalı olmasın. Yani Çin'den iplik alıp Çin'den kumaş alıp oradan da lisans alıp buradan hmm, hmm ovallukta reşmede çalışan adamın yaptığı şey ihracat değil. Ne zaman ki sen pamuğu da kendin ürettin ipliği de kendin ürettin kumaşı da kendin ürettin sonra lisans almadın kendi lisansını ürettin. Telife para ödemedin, kendi telifini ürettin. Patente para ödemedin, kendi patentini ürettin. Gittin, sattın. Al sana çok kaliteli Türk kumaşından yapılmış fanila. Bu var ya bu Türk. Bunun pamuğu Türk, işçisi Türk, tasarımı Türk, patenti Türk, lisansı Türk, telifi Türk. Her şeyi Türk. Ve dünyanın en iyisi. Bundanın bunun üstüne dünyada mal yok. Dediğin anda bir bakacaksın refah yağıyor ülkene. Refah. Yar. Bu yüzden önemliydi. O yüzden çok önemli. Bakın Hafize Gaye Erkan Enflasyonda kararlılık mesajı o kadar önemli ki diyor ki burada yaptığı konuşmada yani nerede konuşuyor Hafize Gaye Erkan ee, kuyumculuk sektörü temsilcileriyle konuştu diyor ki 2024'te dezenflasyonu sürdürülebilir şekilde, şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için enflasyon raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritasını kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz diyor kademeli arttıracağız diyor hale neyi arttıracaklar? Parasal sıkılaşma. Başka iç talepteki ateşi söndürme. İç talep Devlette korkunç bir ithalat talebi var. Bu ateşi de söndürmemiz lazım. Paranın TL'nin dolaşım Bir dakika dur dur bu kadar böyle hoppa. Ne yapıyorsun dur 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 dur, dur durumu var. Bunun adı o. Yani soru mali disiplin. Burada bu işin şov tarafları da var. Ben söyleyeyim mi? Açık söyleyeyim. Tasarruf diyoruz yani. Ya abi tamam psikolojik olarak faydalı yapılsın destekliyorum yani. Makam arabanızı satın. Ne yapıyorsunuz? Allah'ını seviyorsan. Yani ee, ama psikolojik olarak önemli. O yüzden destekliyorum. Yani e, motivasyon açısından önemli. Yani ikna etmek için önemli böyle şeyler. Yoksa rasyonel bir katkısı yok kardeşim. Yok yok. Hikaye başka yerde dönüyor. Deliğin büyüğü başka yerde. Orada bir delik yok. Ve rakamlar ortada. Deliğin büyüğü diye doğalgaza para gidiyor. Oo! diye petrole para gidiyor. Petrokimyaya para gidiyor. Plastik. Nereden? Plastiği ham maddesi. Yerli plastik mi olur? Yerli yerli mi? Lapisos yerli malı plastik olmaz. Petrolü mü var? Petro kimya mı yaptın da plastiği ürettin Olmaz. İtal o. İtal. O petrol İtal. O doğalgaz ithal. Efendim gübre bilmem ne potasyum ithal. Amonyak ithal. İtalya ya bunlar. Açıkla vuuu diye para gidiyor oralarda. Hem de nasıl büyük delik. Asla kimsenin kapatamayacağı delik. O yüzden ne yapacaksın? Allah şu bir kontağı kapat ne olur ya. Oo. Aha. El Allah razı olsun kontağı kapattın mı? Çok güzel. Bu ülkeye müthiş bir kar sağladın şu anda. Her şey kapat, kapat, kapat. Niye? Çünkü bu ithal. İthal olan yemiyoruz. İthalat yasak mı ülkede? Yok canım ne münasebet serbest. Çocuğuna bile o ithal ona dokunma. Cız ithal. Aman ithal cız cız. Durumu bazı şirketlere puan verilmesi lazım. Bazı üretici öyle bir adam var ki bazı şeylerden vazgeçmiş üretmekten. Niye? Çünkü ithal onu üretince ithalatla yapıyor üretimi. Onun yerine yerli bir şeyle ikame etmiş. Öyle ya da böyle biraz bilmem ne olmuş falan ama yapmış yani yerli bir şeyle üretmiş adam. Aynısını Aa, hemen o, o patron kimse onu üreten adam. Sen misin abi ithalattan vazgeçip yerine yerli bir şey üreten? Evet benim falan deyip böyle gidip gel babacım al ellerini Allah senden razı olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Bize bir emriniz var mı diye. O böyle senayici şaşırır yani. Ne oluyor? Öyle bir muamele etmek lazım. Bak ondan sonra ne oluyor?